Bir babanın yaşı 56, çocukların yaşları toplamı 20'dir. 9 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit oluyor. Hemen şöyle yazıyoruz. Burada baba ve çocukları var. Ama çocukların yaşları farkı verilmediği için toplam yazmam gerekiyor. Kaç tane çocuk olduğunu bilmiyorum. O zaman A tane çocuk yazdım. Şimdi A tane çocuk. Hemen durum neymiş? Baba 56 yaşında, çocukların yaşlarının toplamı ise 20. 9 yıl sonra artı 9 baba 65 yaşına geldi. Ama çocuklar 29 yaşına gelmeyecek. Çünkü orada bir tane çocuk yok. Bir çocuk olsa 29 olur. iki çocuk olsa 9 9 38 olur. Yani her çocuk başına 9 yıl artış var. Demek ki A tane çocuk olduğuna göre 9 A artış olacak. 20 artı 9 A ne oldu? Bu durumda babayla çocukların yaşlarının toplamı eşit olmuş oldu. 65 eşittir 20 artı 9 a. Dolayısıyla 45 eşittir 9 a olursa a eşittir 5 oldu. Biz de zaten a tane çocuk demiştik. 5 tane çocuk vardır bu ailede. O arada da zaten çocuk olmamış. Ayten, Gülten ve Esra'nın yaşları toplamı 19'dur. Ayten, Gülten'in yaşındayken Gülten'in doğmasına 1 yıl, Esra'nın doğmasına 3 yıl vardı. Şimdi burada 3 kişi olduğu için hemen yine bir tablo yapalım. Ondan sonra yorumlarımızı yapalım. Ayten var. Gülten var. Ondan sonra bir de Esra'mız var. Hemen bunlara birer isim verelim. A, B, C'den bahsediyor. Şimdi Ayten, Gülten'in şu toplamları 19'muş. Şurasının toplamı 19 yapacakmış. Bu başlangıç durumu. Ayten, Gülten'in yaşındayken Ayten'i Gülten yap. Ayten, Gülten'in yaşındayken Gülten'in doğmasına 1 yıl, Esra'nın doğmasına 3 yıl vardı. Yani bunlar daha doğmamış. Yani yaşları eksi 1 ve eksi 3 oldu. Şimdi buradan bilmemiz gereken şey şu. Yaş problemlerinde gruptaki herkes için geçen süre eşitti. Hatırlarsanız. Bakın A ile B arasında fark, B ile eksi 1 arasındaki fark, C ile eksi 3 arasındaki fark hepsi birbirine eşittir. Dolayısıyla... Şu alttakinden üsttekini çıkartıyorum. B eksi A kime eşittir? Eksi 1 eksi B diyebiliriz. Ondan sonra bir de şöyle yazalım. Ee, bu eksi 1 eksi B yani alttakinden üsttekini çıkarttığım için eksi 3 eksi C yazabilirim. Şimdi ikili ikili baktığımda burada bu eksi B'yi bu tarafa atarsam 2B eksi 1'i de attım bu tarafa artı 1 A'ya eşittir. Bakın A'yı B cinsinden yazdım. Şimdi bunlara da böyle baktığım zaman şurayı da şöyle ayırayım. C'yi bu tarafa attım. Ee, B'yi de bu tarafa attım. Ee, ayrıca şu eksi 3'ün üçü, yanına da eksi 1'i artı diye atarsam o da eksi 2 kaldı. Dolayısıyla C'yi de B türünden yazdım. Bakın bana ne demişti? Şu 19 kime eşit? A artı B artı C'ye eşit. Ben hepsini bu 19'un hepsini A, B, C türünden ayrı ayrı yazmak yerine hepsini B türünden yazabilirim. Dolayısıyla ne oldu? A yerine 2B artı 1 yazdım. Ayrıca B'nin kendisi var. Ayrıca C yerine de B eksi 2 yazınca şu oldu. 4B artı 1 eksi 2 daha eksi 1. 19 ise B eşittir. Eksi 1 buraya yolla 20. Oradan da B'nin 5 geldiğini gördük. Dolayısıyla aslında ben şunu biliyorum. Aslında Ayten, Gülte ve Esra için şu anki yaşları B kimdi? B Gültenmiş. Buraya 5 yazıyorum. A nedir? A buraya 5 yazınca 5 kere 2 10 11. Bu da 11. Ondan sonra C nedir? B eksi 2 olduğu için 5'ten de 2 çıkarsa Esra da 3 yaşında olmuş oldu. Esra Ayten'in yaşına geldiğinde Gülten kaç yaşında olacaktır? Esra'yı Ayten'in yaşına getirelim. Esra'yı Ayten'in yaşına yani 11 yaşına getirmemi istiyor. Yani artı 8. Herkese 8 eklersem 13. Herkese 8 eklersem 19. Bana kimi soruyor? Gülten'i soruyor. Gülten bakın 13 yaşında olacaktır. Evet, geçtik diğer sorumuza. 20 çocuğun bulunduğu grupla ilgili şunlar biliniyor. Çocukların bir kısmı 5 yaşında, diğerleri 10 yaşındadır. Küçük çocukların yaşı büyük çocukların yaşına geldiğinde tüm çocukların yaş ortalaması 13 olacaktır. Buna göre bu gruptaki çocukların kaç tanesi 10 yaşındadır? Buna benzer bir soru daha önceki videolarda çözmüştük. Ama yani e, güzel bir soru olduğu için e, yine çözmek istedim. Benzer olsa da hem alışmış olursunuz. Ne diyor? 20 çocuğun bulunduğu bir grupta bazıları 5 yaşında, diğerleri 10 yaşında. Hmm, kaç tanesi 5 yaşında, kaç tanesi 10 yaşında olduğunu bilmiyoruz. Küçük çocukların yaşı, büyük çocukların yaşına geldiğinde, yani küçükler büyüklerin yaşına geçmesi için 5 yıl geçmesi lazım. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Grupta 20 çocuk varsa, her biri 5'er yaş büyürse, yaşlarına artı 100 eklenmiş olacaktır. Tamam. Küçük çocukların yaşı büyük çocukların yaşına geldiğinde tüm çocukların yaş ortalaması 13 olacaktır. Yani aslında diyor ki tüm çocukların yaşları A olsun. 20 çocuğa böldüğümde yaşları 13 olacakmış. Aslında A nedir? 260. Bu ne zaman? Küçükler büyüklerin yaşına geldiği zaman. Yani 100 eklenmiş hali. O zaman şu anki şu anki yaş, şu anki durum nedir? Yaşları toplamı 260'tan 100'ü çıkartırsam 160 olacakmış yaş toplamı. Tamam. Bundan sonrası artık yaş problemi olmaktan çıktı. Toplama çıkartma. Basit bir denkleme dönüştü. Grupta 5'lik ve 10'luk çocuklar var. Bize kimi soruyor? 10 yaşında olanlara x tane diyorum. Grupta 20 çocuk var ya 20 çocuktan x tanesi 10 yaşındaysa geriye kalanları 5 yaşında. İşte bunların yaşlarının toplamı kaçmış? 160'mış. 5 kere 20 100. 5 kere eksi x 5 x. 10 kere x 10 x yaptı. Şu anki yaşları toplamı işte burada. O da 160 olacakmış. Yani aslında 100'ü diğer tarafa yolladığımda 60 kalacak. Burada da 5x kaldı. X eşittir 12. 12 çocuğun yaşları 10 yani 120 olmuş oluyor. Geriye kalan 8 çocuğun yaşları da 5. 8 kere 5 40. 120 40 daha zaten 160 sağlamış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.